Misafirler, Kasım ayı meclis toplantımızın hepiniz hoş geldiniz diyorum. Kasım ayı meclis toplantımızın hayırlara vesile olması dileğiyle hepinize hayırlı günler diliyorum. Meclisimizi açıyorum. Buyurun Bekir Bey. Her şirketi gerekli sorumluluklar yerine getirmemiş. Biz arkadaşları çağırdık. Bunu ne yapabiliriz diye bir görüşme sağladık. Kasım ayı olan meclis toplantısının birinci gündem maddesini okuyoruz. 1. Trabzon Belediye Meclisi'nin 07.12.2019 tarihli 107 sayılı kararı ile kesinleşen halen yürürlükte olan zabıtaların görev ve yetki alanlarını işlenen kabahatler karşılığında uygulanan amacı olan idari yaptırılan türleri ve sonuçları yönetmeliğinin güncellemesi görüşmesi zabıta mıdır? Sayın Başkanım, değerli belediye emir ve yasaklar yönetmeliğinin şikayetler geldiği zaman ya da gördüğümüz zaman şahısları harcaman anlaşılmasında onları kendi şahısları geçiriyoruz. Ömür türlü kamu yargılamaları önce belediye meclisinde bir karar çıkartılırdı. Evet.
işte yıllık 50, 40, 60 bin lira verirsin diye. Fakat bunlar yasaya ve Sayıştay denetimlere göre uygun bir şey değil. Şimdi biz belediye meclisinden, belediye encümeninden uygun süreyle bu işlemleri kavrulan toplanması ve ambalaj atıklarının toplanmasıyla ilgili ihale yapacağız. İhalede kim alır belli değil. Fakat biz burada şartnamemizde biz ne istiyorsak onları belirteceğiz. Bir tesis, daha sonra bu tesise biz hatta o kadar güzel şeyler yapılacak ki inşallah bunları göreceğiz. Herkes evinde ayrıştırmayı yapacak. Özellikle bayanlar evinde ayrıştırma yaparlarsa işte ilçenin içerisinde 4-5 marketten ilgili firma topladığı kadar işte prim, pay, para şeklinde katkılar olacak bunların vatandaşlara. Dolayısıyla sıfır atık olması gereken, doğaya atılan, çevreye atılan sıfır atık projesine uygun bir şekilde ihale yapmak istiyoruz. Şartlarımı hazırlamak istiyoruz. Tabii bu da yüklenici firmaya bir artı maliyet getirecek. Yani bu tesiste en az bir 10 yıl süreyle yapılabilir. A firması, B firması değil, ihaleye karışık katılırsa bizim şartlarımıza uyan, bizim sözleşmemize uyan bu işte devam eder. Sözleşmeyi ihlal eder. Gerekli cezası alır. Yani biz sadece 10 yıl süre istiyoruz. Başka bir şey değil. Bu iş ihale. Süre uzatılır değil. Yanlış bir anlaşılma olmasın. İhaleye katılan kişinin... Bunu belediye yapamaz mı? Belediye mi? Belediye bu işi kendisi yapamaz. Her şehir açısından diyorsunuz. Bakın, yani belediye olarak örnek işi. Belediye yani böyle bir şekilde işletmeye evlendiği takdirde ki şu ana kadar belediye yapıyor bu işi. Fakat işte diyorum ya, devamlı bizde belediyeler özellikle resmi dairelerde bu işler zor oluyor. Özel kısımlarda daha rahat olabiliyor. Özele vermekte fayda var. Biz üstüne para vermeyeceğiz bu işten. Biraz daha para alacağız. Başka bir şey değil. Belediye yükünü, kök toplumu yükünü birer bazı daha çok olacak. Hani belediye sağlayacak değil mi? Çok daha zor.